Değerli izleyicilerimiz, Bir İşi Bilen programı daha sizlerleyiz. Ve İşi Bilen kısmında da çok değerli konuğumuz bugün bizlerle efendim. Kendisi güzellik uzmanı, aynı zamanda da eğitmeni Hakan Karanfil bugün bizlerle. Dilerseniz Hakan Bey öncelikle bir hoş geldiniz diyelim, sizleri takdim edelim. Bizlerle tanıyalım elbette ardından da keyifli bir sohbet bizleri bekliyor olacak. Hoş geldiniz, nasılsınız Hakan Merhaba, Bey? Merhaba, hoş buldum, teşekkür ederim. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben İstanbul doğumluyum, ee, doğma büyüme İstanbulluyum. Yaklaşık e, 11-12 yıldır güzellik sektörünün içindeyim. E, Karadenizli bir aileden geliyorum. E, İstanbul Nişantaşı bölgesinde oturuyorum ve e, güzellik sektörüne orada hizmet veriyorum. Güzellik uzmanıyız, eğitmenliğini yapıyoruz bu sektöre. Bu mesleğe girişinizin bir hikayesi var mı sizin için? Neden bu alan desem? E, benim rahmetli dedem e, erkek berberiydi. Daha sonra da halam e, bayan kofürüydu. E, sanırım aileden geliyor bu. Abim de müzisyen. E, benim de sanata karşı inanılmaz bir ilgim var. Yani e, sanatla olan tüm işleri çok seviyorum. E, onun onlarla ilgilenmeyi çok seviyorum. Yani kendimi bu işte buldum diyebilirim. Ee, çocukluk yaşlarımdan beri annemin makyaj malzemeleriyle arkadaşlarımın saçlarını örerek onlara makyaj yaparak işte bebeklere kıyafetler bir şeyler derken... E, ...bu meslekte olduğumu fark ettim ve bu meslekte bütünleştiğimi hissettim gerçekten. E, mesleğe başlangıcım gerçekten çocukluktan beri geliyor ve severek ve isteyerek de devam ediyorum şu anda. Ne kadar güzel çok şanslı oldunuz düşünüyorum. Hem severek isteyerek yapmak... Evet. Bunu söylerken bile gözlerinizin için parlaması. Biraz da yaptıklarınızdan bahsedelim mi? Neler yapıyorsunuz? Ee, A'dan Z'ye tüm güzellik uzman yani güzellik sektörüyle ilgili tüm uygulamaların hizmetini veriyoruz. Ee, mikroblading kaş tasarımları, cilt bakımları, ipek kirpik uygulamaları, protest -tırnak uygulamaları, ameliyatsız göz kapağı estetiği, zayıflama sistemleri, e, birebir özel eğitimler, e, selülit tedavileri yani aklınıza gelebilecek tüm a'dan z'ye güzellik sektörüne dair tüm uygulamalarla ilgili e, işlemleri yapıyorum. Ee, yapmaya da devam ediyorum. Yani aklınıza wow. gelebilecek tüm uygulamaları yapıyorum. Aslında yani bir güzellik uzmanlığı bana göre e, tüm uygulamaları mutlaka bilmeli. Hı hı. E, öyle düşünüyorum. Makyaj makyaj ağırlıklı çalışıyorum genelde. Hem profesyonel makyaj hem kalıcı makyaj ağırlıklı çalışıyorum. Gelin saç tasarım, gelin koçluğuyla ilgili de çalışmalarımız var. Bunlarla ilgili de uygulamalar yapıyoruz. Bu şekilde gidiyor. Hakikaten A'dan Z'ye. <laughs> evet. Her şeye ilgileniyorsunuz. Çok zor bulabileceğimiz aslında... Bir kalemsiniz gerçekten. Aha, teşekkür ederim. E dediniz de birinin aslında bir güzellik uzmanının her şeyi bir şekilde yapabilmesi gerekiyor diye. Hakikaten öyle. Yani hmm. Ya sadece kaş değil, makyaj hmm. değil, saç değil, kıyafet değil. Hmm. Bir bütün. Hani şöyle bakıldığı zaman saçıyla, Kesinlikle. makyajlı kıyafetiyle ona yakışmasıyla, Kesinlikle. duruşuyla tamamladığını yani düşünüyorum. Yani çünkü baktığınızda evet bir güzellik uzmanı bana göre yani akla güzellik uzmanı deyince akla gelen e, renk ve stil danışmanı olması gerekiyor. Güzellik uzmanında o o bilgisi olması gerekiyor. Saç tasarım bilgisi olması gerekiyor. E, biz yani mesela bir gelin tasarım yaparken hangi renklerin ona yakışacağını çok iyi e, organize edebiliyoruz. Hangi saç tasarım işte gelinliği nasıl seçmesi gerektiği konusunda ya da işte düğün öncesinde hangi bakımları yaptırması gerektiği konusunda mutlaka bilginiz olması <laughs> gerekiyor. Çünkü kişiler bize gelirken gerçekten gerçekten e, tam kapsamlı çıkmak istiyor. Yani her şeyin bir arada olmasını istiyor. Ama e, hani ben sadece kaş alanında ya da işte makyaj alanında uzun, uzmanlaşamadım. Çünkü dediğim gibi sanat bana çok yakındı ve ben sanatı tam e, güzellik sektörünün tam tam içinde buldum. Yani tüm uygulamalarda buldum diyebilirim. Ne güzel. O yüzden de devam ediyoruz. Yani hepsini uygulamaya çalışıyorum. Mutlaka e, daha çok ilgimi çeken uygulamalar oluyor. Ama bir tane kendisini yapmadığımda kendimi de eksik hissedebiliyorum. <laughs> ne kadar güzel bu aslında içten gelen bir merak. Kesinlikle, kesinlikle. Eee bunun sonu aslında yok öyle ki son yıllarda e, eskiden böyle birazcık farklı gözle bakılırdı şimdi e, ihtiyaç. Hani evet. o zaman daha farklı. bir lüks gibi bir şey algılanırdı şimdi olmazsa olmazlardan biri ve dediğiniz gibi adam her şey olsun istiyorsunuz ve gelen kişiler biraz sudan çıkmış balık gibi oluyor. <laughs> Kime hangi konuda güvenecektiğini çok net bilemeyebiliyorlar. Kesinlikle. Gelenlerin sizce neye dikkat etmeleri gerekiyor ya da Hakan Karanfil dediğimiz zaman aklımıza ilk neler gelmesi gerekiyor farkınız nedir? Ee, gerçekten önce insanların mutlaka güvenebilecekleri bir yere gitmesi lazım. Artı parantez içinde söylüyorum güvenden kasıt nedir? Benim için güven devamlılıktır. Ee, kişinin benden aldığı hizmetten sonra mutlaka ikinciye devamı olması lazım. Eğer devamı oluyorsa kişi bana gerçekten güvenmiştir ve olumlu bir sonuç almıştır. Hakan Karanfil deyince kişilerin aklına ne gelmesi gerekiyor? Sadece güven gelmesi gerekiyor. Çünkü benim danışanlarım bana gelirken çünkü benim çok geniş bir ekibim var. Ee, 6 kişilik bir ekibim var. Hem salon içinde hem salon dışında. Çok büyük bir aslında Hakan Karanfil ailesi var. Ee, benim salonuma ya da merkezlerime merkezime gelen kişi benim uzmanıma bir işlem yaptırırken bile şunu çok rahat söyleyebiliyor. Sana güveniyoruz. Yani hani burada evet atıyorum bir selülit tedavisine ben girmiyorum. Çünkü orada çok e, özel mahremiyet bir alanı oluştuğu için ama o tedaviden çıktıktan sonra kişi bana şunu söyleyebiliyor. Yani burada yapılıyor ve Hakan Karanfil çatısı altında yapılıyor. Dolayısıyla sana güveniyoruz hı hı. ve e, benim için en temel esas olan şey güven ve devamlılık. O yüzden e, ismimin geçtiği her yerde de güvenin devam etmesini istiyorum. O sizin bir isminiz bir imzanız aslında. Evet. O dediğiniz gibi çok çok önemli noktalar. Kesinlikle. Ee, i̇nsanın en çok arayıp da bulamadığı. E, çünkü sektör çok geniş bir sektör çok oldu. Geniş, çok geniş. E, ve hakikaten bu anlamda da evet e, yetenekliler varsa eğitimlerini alarak bu dalda ilerlemek isteyenleri en doğal hakları ama evet. işte bizlerin de gözü kapalı şöyle tabiri caizse güvenebilmek. Kesinlikle. Elbette kesinlikle istedikleri. ama e, emin olun ki Özge Hanım e, güven gerçekten çok zaman alıyor. Yani bu ilişkilerde de böyle. Evet. Mesleklerde de böyle. Yani en ufak bir şeyde de yani pazarcıdan bir ürün alırken bile ee, şimdi bir siz diyelim bir pazara çıkıyorsunuz. Her hafta aynı pazara gidiyorsunuz. Ama her hafta aynı reyona gidiyorsunuz. Bunun sebebi şu aldığınız ürünle ilgili herhangi bir problem yaşamamanız ya da işte size faydalı olduğunu düşündüğünüz ya da uygun bir fiyata aldığını düşündüğünüz ve bunun devamını getiriyorsunuz. Her pazar e, her hafta aynı pazara çıktığınızda aynı reyona gidiyorsunuz. Bizde de böyle şey olsun istiyoruz. Yani bu güveni e, almak çok uzun sürüyor. Gerçekten kazanmak da çok uzun Hı -hı. sürüyor. Karşı tarafa vermek de çok uzun sürüyor. Siz de söylediniz. Sektör evet çok fazla genişti ama biz her zaman yani en azından kendi adıma söyleyeyim e, insanlara çok uzun uzun anlatıyoruz. Her şeyi anlatıyoruz. Yani bakmadan anlatıyoruz. Geçenlerde hatta bir danışanım geldi e, işlem hakkında bir tartışma yaşıyoruz. E, dedi ki artık dedi hani sizi sıkmayayım fazla da zamanınızı almayayım. Dedim ki Benimle 48 saat boyunca işlemlerle ilgili konuşabilirsiniz. Evet, özelimde sıkılabilirim, arkadaşlık hayatımda sıkılabilirim ama işle ilgili sıkılmam. Çünkü bizi var eden şey bu. Yani güvenin altında yatan esas temel olan durumun bu olduğunu düşünüyorum. Harika. Bunu görebilmek <laughs> çok önemli ama bu genç yaşınızda evet. bu noktayı fark edebilmek. Mesleğinizde yaptığınız işte keyifli ve zor yanları nelerdir? Mesela bunlardan birini hani anlatabilmek. Evet. evet. Yani mesleğimde yaptığım en keyifli şey anlatmak diye düşünüyorum. Karşı tarafa güven vermeye çalışıyorum. Ee, en zor şey de gerçekten meslek hayatımda karşılaştığım en zor şey şu. Ee, çok minik bir örnek vereceğim. Ee, şimdi bir dermapen uygulaması. Yaz dönemindeyiz. Ee, anlatıyorum, saatlerce anlatıyorum. Yapılabilir, uygulanabilir, kontrollü bir şekilde gidildiğinde uygulanabilir. Hanımefendinin yanında gelen bir arkadaşım da diyor ki, hayır yapılamaz. Yani mesela diyorum ki soru işareti çıkıyor orada aklımda. Neden? Hani bunu nasıl öğrendiniz? Nasıl anladınız? Artık insanlar e, siz de söylediniz. Bu çok ciddi bir ihtiyaç haline geldi artık güzellik sektörü. Siz de diyorsunuz ya sudan çıkmış balık gibi. İnsanlar gerçekten öyle. Sudan çıkmış balık gibi geliyor. Ve güzellik sektörüne dair gerçekten danışanların çok yeterli bilgisi yok. Çünkü ne oluyor? Sektör geliştikçe yeni insanlar çoğalıyor. Ve yeni insanların sadece... Amacı uygulamak, Doğru. o öğrenmek. Ama bizde öyle değil diyorum. Ki. Yani uygulanabilinir ve bunu da anlatıyorum. Zorlandığım tek nokta bu. Üzülüyorum, gerçekten üzülüyorum. Hani insanların anlamamasına e, ya da e, orada bir ince bir çizgi çekiyorlar kendilerine ve hani o biz o çizgiye geçemiyoruz. Hı -hı. Bu noktada da üzülüyoruz yani. İşte bunlar da hep girişi güzel yerlere gidildiği evet. zaman. Kesinlikle. E, karşı tarafın elbette ki hüsranla sonuçlanınca evet. işte. Bir şekilde medyada veya işte arkadaşların çevrelerinden göre göre o soru işaretleri bir şekilde maalesef ki dediğiniz Kesinlikle. gibi e, dalga dalga büyük gidebiliyor. O yüzden de emin elleri kendimiz teslim etmemiz evet. gerekir. Her şeyin bir eğitmenliği var. Hepimizin her şey yapacak diye bir e, iddiası da olamaz ama eğitmenlik anlamında evet iddiası olur. Çünkü o işin eğitimini almış. Evet. Profesyonelce evet ben yapabilirim diyen bir konuğumuz var. İşte o yüzden. Ama yine de demek istemiyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü e, başarı ben başardım demekle asla olmaz. Ben 12-13 yıldır bu sektörün içindeyim. E, Türkiye'nin e, önde gelen ilk güzellik merkezi Leyla İnanır gibi büyük bir firmada hizmet verdim. E, sevgili Hatice İnanır'la birlikte çalıştım ve e, bana inanılmaz çok şey kattılar. E, onlara da çok teşekkür ediyorum. Ee, ama orada da neyi öğrendim biliyor musunuz? Bu bitmedi. Bu bitmiyor. Başarı bitmiyor. Yani sürekli devam ediyor. Sürekli çalışmanız gerekiyor. Çünkü gelişiyor. Sürekli sistemler değişiyor. Ve biz inanın diyemiyoruz. Biz başarılıyız. Biz yapıyoruz. Biz biliyoruz diyemiyoruz. Ama şimdi günümüzde bir bakıyorum. Ben biliyorum. Ben her şeyi biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben başarabiliyorum. Ya da ben yapıyorum. Benden iyisini kimse yapamaz. Yayınlarda bir görüyorum sosyal medyada. Ee, hanımefendinin bir tanesini ya altına yaptığı kaşın altına yorum hmm. yazıyor diyor ki e, ben daha en iyisini yapana kadar bu yani mesela orada üzülüyorum gerçekten üzülüyorum hani bizim sektörümüz bu değil güzellik sektörü gerçekten eğitimle devam eden bir şey yani sürekli devam ediyor. Şahsen katılıyorum sizlerinize gerçekten bundan sonrası için hayallerinizde neler vardır? Hayallerimdeki e, yani Hakan Karanfil'i daha fazla büyütmek istiyorum. Ee, Türkiye'de daha fazla büyümek istiyorum. Doğru bir hizmet vermek istiyorum. Yani en büyük hedefim bu. Ee, verdiğim hizmetlerin devamını sağlamak istiyorum. Ee, bir önceki çıktığım yayında da bunu söylemiştim, başka bir kanalda. Bir okul açmayı düşünüyorum. E, açtığım bu okulda da e, gerçekten profesyonel bir şekilde aldığım eğitimleri birebir kişilere aktarmak istiyorum Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz ama bununla ilgili birazcık daha zamanım olduğunu düşünüyorum öyle hemen atlamak istemiyorum <laughs> Estağfurullah. E, Onun dışında da gerçekten sadece bir hedefim var e, karşılıklı güven vermek güven almak ve doğru hizmet vermek Yani bu hani emin olun en büyük hedefim çok paralar kazanmak. işte villalarım olsun, yatlarım olsun, katlarım olsun değil. İşimi çok seviyorum ve işimle ilgili de e, doğru hizmet vermek istiyorum. Yani ismimin sadece e, Hakan Karanfil denildiğinde işte güveniyoruz, e, inanıyoruz diye anılmasını istiyor, istiyorum. Tek hedefim bu. Şahane. Sosyal medyayı kullanıyor musunuz? Evet kullanıyoruz. Çok mu sık? Çok sık kullanıyoruz sosyal medyayı, ee, insanlar görmek istiyor. Ee, i̇nsanlar her şeyi, her yayınımızı görmek istiyor. O yüzden biz de genel olarak çok sık kullanıyoruz. Ama ben artık sosyal medyada çok aktif olamıyorum. Çünkü e, uygulamalar çok yoğun gittiği için artık ekip arkadaşlarım çekiyor. E, ama genel olarak sosyal medyada evet çok yoğun kullanıyoruz. Çünkü artık bu bunu gerektiriyor. böyle, gerçekten Kaçınılmaz bir gerçek Kesinlikle. oldu. Merak da ediyorlar ama. Kesinlikle merak ediyorlar. Ama ben herkese diyorum ki ücretsiz konsültasyonlarımız, ön konsültasyonlarımız var. Kaş yaptırmak için bile ücretsiz danışmanlığa gelebilirsiniz. Ön çizim yaptırabilirsiniz. Cilt bakımında bile ben herkese diyorum. Gelin bir ücretsiz bakım yapalım size. Yani evet biz cilt bakım fiyatlarını veriyoruz. Kaş fiyatlarını veriyoruz. Ama diyorum ki e, genelde epilasyon uygulamalarında bile ücretsiz deneme seansları verebilirim size. Yani buradaki mantık şu. Kişilere her şeyi anlatmak kişi tüm bilgiye doysun ve kendi versin kadarını. O yüzden Vallahi her harika. şeyi açığız. Aslında çok güzel bir nokta. Evet. Gerçekten. Kesinlikle. Ne kadar güzel. O yüzden <laughs> ne yapıyoruz? Hakan Karanfil'in kapısını çalıyoruz efendim. <laughs> Teşekkür son ederim. Son olarak izleyenlere neler söylemek istersiniz burada? Ee, son olarak yine söylüyorum. Yani yaptırmak istedikleri medikal estetik uygulamalarla ilgili ya da danışmanlık hizmetleriyle ilgili mutlaka e, bizi ziyaret etsinler. Sadece bilgi alsınlar. E, biz... Anlatmayı çok seviyoruz çünkü. Yani saatlerce anlatabiliriz, günlerce anlatabiliriz. Eğitimlerle ilgili, uygulamalarla ilgili e, tüm danışmanlıkları ya da görüşmeleri biz vermeye hazırız. Ve bunları sürekli yapıyoruz zaten. E, o yüzden mutlaka bizi ziyaret edebilirler. Bizi ziyaret etsinler ondan sonra karar versinler diyorum. Ve ben bir de burada e, sizin aracılığınızla sevgili Hatice İnanır'a çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten e, hayatım, meslek hayatımdaki en büyük başarım diyebilirim. Onunla tanıştıktan sonra mesleğimle ilgili hayatımda e, çok güzel yol kat ettim ve şu an e, hala birlikte görüşüyoruz. E, o yüzden buralarda olmamdaki en büyük vesile ve sebep kendisidir. Onun yolundan gitmeye çalışıyorum. E, i̇yi ki onunla yolumuz kesişmiş. Ona da sizin aracılığınızla çok teşekkür ediyorum. Ne kadar güzel önceki. <laughs> Ee, çalışmalarımızda, eğitimlerimizde, bilgilerimizde kişi veya kişileri unutmamak. Evet. E, hala minnetle, saygıyla, sevgili anlamak da çok güzel Kesinlikle. bir şey olsa gerek. Harikasınız. Teşekkür Öncelikle sizlere ederim. sağlık diliyorum. Hı. Ardından da nice güzel başınızın kat ve kat devamını diliyorum. İsminizi, imzanızı görebilmekle. dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ufak bir şey söylemek Buyurun. istiyorum. Bu arada benim e, bundan iki yıl önce başlattığım bir sosyal sorumluluk projem vardı. Kemoterapi gören hastalara bay ve beyan hastalara doktor kontrolü ile kalıcı makyajı ücretsiz yapıyoruz. Moral motivasyon amaçlı olsun diye. Bununla ilgili de birkaç hastanede seminerlerim olmuştu. Bu projemiz hala devam ediyor. Kemoterapi gören bay ve bayan hastalara biz ücretsiz kalıcı makyaj yapıyoruz. Gelip bizi ziyaret edebilirler. Şahanesiniz. Yüreklerinize sağlık diyorum ben de. Efendim çok değerli konuğumuz, güzellik uzmanımız aynı zamanda eğitmeni efendim Hakan Karanfil bugün işi bilen programındaydı. Bir sonraki yayında da görüşebilir görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.